İyi günler değerli A9 izleyenleri. Hoş Sohbetler programımıza hoş geldiniz. Adnan Bey hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Sohbetler. Evet. Ya bu Suriye'de Müslümanlar birbirini niye kırıyor? Çok anormal bir hareket bu. Bunu yapmasınlar ya. Bu Ahrar Şam nedir bu örgüt? Ahrar Şam oradaki gruplardan bir tanesi. Yani o kısmını anladık. Muhalif Esad'a karşı savaşan gruplardan. Esad'a muhalif. Evet. Farklı ideolojisi nedir bunlar? Sünni ve Selefi. Sünni Selefi. Evet. Ya yazık günah bu birbirlerine yazık. O onu kırıyor, onu kırıyor ya bunu. Bir şekilde durdurmak lazım. IŞİD'le Ahrar Şam bir anlaşma yapsınlar da birbirlerine yani saldırmazlık anlamında bir barış anlaşması yapsınlar. Bu nedir ya? Herkes birbirini öldürüyor yani. Amacı ne Ahrar Şam biliyor musunuz? İnternetten falan bir anlayalım. Hepsini anlayalım da bunları barıştıralım ya. Bu yazık günah buna. Hepsi birbirini kırıp geçiriyor ya. Ya inanılır gibi değil. Namazında niyazında Müslümanlar bunlar ya. Bu nasıl bir rezalettir? Bu çok korkunç bir şey yani. Ardından konuşmaya gıybet yapılmasını bile haram kılmış inşallah. Sizden biriniz ölü kardeşine etini yemeyi sever mi diyor bunu yapan kişi. İnanılır gibi değil bu durum ya. Başka bir ayette de Yüce Rabbimiz kovulmuş yatan Allah'sını dünya hayatı geçicini isterek ben Müslümanım diyene sen Müslüman değilsin deme diye buyuruyordu Yüce Rabbimiz hocam. Muhaliflerin amacı Suriye'de Esad'dan kurtulmak değil mi? Evet. İslam'a uygun bir rejim mi istiyorlar acaba? Öyle bir ifade peki. Ya bunları bir araya getirip barıştırmak lazım. Öyle olmaz. Bunları bir araya getirmek kanuna suç mu? Bir de ona bakalım. Yani bunların bağlantı kurup bunları birbirlerini sevdirecek şekilde dost etmek. İnşallah. Yani Türkiye'deki kanunlara muhalif mi? İnşallah. Bir ona bakalım. Muhalifse de işte uygun bir kanun çıkartmalar için hükümetten çalışma isteyebiliriz. Birlikte değil, itirafta rahmet vardır diye. Evet. Özellikle söyler. Ceyşül İslam varmış. Feylakuşşan var. Ahraruşşan var. Ya birbirini kırıp geçirmeleri ne kadar
Anormal bir hareket, inanılır gibi değil ya. Bir yolu varsa bunları barıştıralım. Ama kardeşim Esad'ın anlayışı da, yani o zamanki anlayışı, İslam'la hiç bağlantısı yok. Ya orası çok dindar insanların olduğu bir yer. İslam ağırlıklı olması lazım uslubunun. Esad derken rejimini kastediyorum. Yani onu kullanıyorlar gibi geliyor bana. Yani esir aldıklarını düşünüyorum. Yani hiçbir hükmü ona sorup yaptıklarını zannetmiyorum ben. O da kaçacak yer bulamıyor olabilir. Birbirlerini nasıl tanıyorlar ayrıca bunlar? Hep birbirine benziyorlar ya. Hepsi sakallı. Değil mi? Yani saçları uzun. Nereden anlıyorlar birbirlerini acaba? Mesela Fadim bir yerde karşılaştı. Hangi gruba ait olduğunu bunlar anında çıkarıyorlar herhalde. Bir üniformalar falan var mı bunların? Genelde her birinin etkinlik alanı, etkinlik bölgesi farklı birbirinden. Nusra terör örgütü ilan edilmiş. Ya kardeş, bunları sırayla tek tek terör örgütü ilan etmekle mesele bitmez. Barıştırıp bunlara bir diyalog yolunu açıp ortalığı yatıştırmak lazım. Bu nedir böyle ya? Kanunen bağlantı kurulabiliyor mu? Kurulamıyor mu? Bir onu önce araştıralım. İnşallah. Eğer kanuni yönden müsaitse Türkiye'ye davet edelim hepsini. Yani temsilcilerini. Gelip burada konuşalım ya, barıştıralım, böyle bir şey olmaz. Bayağı ürkütücü bir durum bayağı. PYD gidiyor, daha önce gelmişti Türkiye, resmi görüşme yapılmıştı hocam. PYD o PKK o yani o. Ha, illegal oldu hale geldi. Evet. O nasıl oluyor onu da öğrenmek lazım. Özetle barıştıralım. Yani ne gerekiyorsa yapalım, konuşalım. Ya kardeşim, Suriyeli muhalifler de ne oldukları belli değil. Böyle olur mu ya? Yani ne amaç için mücadele ediyorsunuz? Nasıl bir sistem istiyorsunuz? Hiçbir şey belli değil. Ya siz Müslüman adamsınız. İttihat-ı İslam'ı savunuyor musunuz? Savunmuyor musunuz? Açıkça söylesenize. Değil mi? Ya Suriye kurtulsun da ne olursa olsun. Ya tamam kurtulsun Suriye'de, bir amacı ilkesi olmaz mı insanın ya? Bir ülküsü, değil mi? Rahmani, Kur'an'e bir ideal olmaz mı bir insanın? Niye söylemiyorsunuz ya? Nedir amacınız? İdealiniz nedir? Aynı şey hocam. Filistin için de söylüyorsunuz. İttihat-ı İslam'ı savunmuyorlar. Diğer Müslüman ülkelerin hiçbirinin ne olduğu önemli değil onlar için. Sadece kendi kurtuluşlarını istiyorlar. Filistin. Genelde öyle. Mesela Irak da öyle. Evet. Irak'ı kurtarmak. Evet. Ondan sonra o kadar. Evet. Filistin. Nedir ama? Sadece Filistin'i kurtarmak istiyoruz diyor. Amaç başka, o kadar diyor. İttihat-ı İslam, İslam ülkeleri, Afganistan, Libya adamları ilgilendirmiyor. Yani ben Özgür Suriye ordusu için söylüyorum bunu zaten. Diğerlerinin amacı belli.
Öyle. Ya nasıl belli Mehdi'nin gelmesi, ne ihtiyaç oldu bak. Şimdi hepsi ayrı ayrı gruplar. Hepsi Müslüman ama kıyasıya birbirini eziyorlar. Ancak işte bir sevilen insan etrafında birleşince bu mesele biter. Yoksa bunları ikna etmek mümkün değil. Adnan Bey, dün söylediğiniz hadisteki Amerika 50 eyalet, eyaletmiş, tam hadiste belirtildiği gibi. Evet, dün bir 52 diye haber evet, gelmiş. Evet. Ama 50. Evet. Türkiye'de olan Suriyeli muhaliflerin ortak konseyi tam AK Parti'ye benziyormuş, orta sağmış, dine yakınlar ama evet, Demokratik Suriye kurulsun diyorlarmış sadece, Esad'dan kurtulalım, sonrası hali olur. Olur mu öyle şey? İnşallah. Yani Allah sana zafer vermesi için bir ideali olması lazım, İttihat-ı İslam'ı savunman lazım. O zaman Esad'dan ne farkın kalır senin? Değil mi? Yeryüzündeki tüm fitnenin son buluncaya kadar mücadele edildi. Evet, maşallah. Doçent Doktor Mehmet Arıcan. Doçent Doktor Mehmet Arıcan. Saygıdeğer Adnan Oktar Hocam, PKK terörünün P'sinden bile haber, bir haber. PKK terörünün P'sinden bile bir haber. Bakan Selami'yi övmeniz birçok şehit ailesini rahatsız etmektedir. Selami Hoca dindar, aklı başında bir insan. PKK'ya karşı da bayağı kararlı mücadelesi. Bir de PKK uzmanı olması gerekmez ki, hocamız niye böyle bir şeye girdi anlayamadım. Evet. Yani PKK konusunda uzman olması gerekmez İçişleri Bakanlığı. Evet. Jandarmaya, polise, askere söyler, gereğini yapın der, tepederler. Evet. Kanun, hukukla. Mühim olan samimi, iyi niyetli olmasıdır. Evet. Uzman olması gerekmez. Değil mi? Tabii ki. Evet. Yani gelen bakanlar PKK uzmanı mı? PKK'nın P'sini bile bilmese, düşman olduğunu bilse, söyler askere, polise, gereğini yapın der. Sonuna kadar da kovalayın der. Olur biter. Doçent Doktor Mehmet Arıcan değerli bir ağabeyimiz, değerli bir kardeşimiz. Aklı başında bir insan, iyi niyetle söylüyor, güzel niyetle söylüyor ama gerçekten bir bakanın bu derece kültürlü, bilgili olmasına gerek yok. Sadece dava adamı, Kur'an'a bağlı bir insan olması yeterli. PKK, komünist, Allahsız, kitapsız, Stalinist, katil, pislik, kahpe, kalleş bir örgüt. Şimdi vatandaş bir olay oluyor. Diyor ki işte katil kaçtı. Arabanın plakasını veriyor. Polis gereğini yapıyor. Adamı alıyor. Sorguluyor. Sonra da hapse atıyor. Katili tanıması gerekmez. Yakalatan insanın katili yakalaması için polise söylemesi yeterlidir. Tanımasına gerek yok. Onun için hocamızın iyi niyetinden emin olmakla beraber bu görüşümü bir gözden geçirmesini rica ediyorum. Mehmet Arıcan hocam.
Yani benim bilmediğim bir şey biliyorsa söylesin ama benim söylediğim açık. Evet. Selami Hoca, Anadolu delikanlısı, mümin, Müslüman bir insan. Benim gördüğümde samimi, iyi niyetli bir insan. Ya şimdi ben de PKK'yı tanımıyorum, bilmiyorum o anlamda. Yani çok detaylı bilmem. Yani dosyalar falan. Yani bir Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ilgi bir bölümü gibi PKK hakkında bilgim olmaz. Evet. Bakanın da bilgisi olmaz. Samimi olmak durumundadır sadece bakan. İyi niyetli olmak durumundadır. Samimi ve iyi niyetli olduğu için de benim gördüğüm görevden alınmasını istiyorlar. Evet. Efe de öyleydi. Evet, evet. Onu da görevden aldırdılar. Şimdi burada başarılı oluyor. Bunu da görevden aldırmak istiyorlar. Onun için muhterem doçent doktor Mehmet Arıcan kardeşimizin, ki hakikaten kıymetli bir insan, benim bu görüşümün bir daha gözden geçirmesini rica ediyorum. Hüseyin Karabela, Karabela Ömer. Sayın Adnan Hocam, bu sabah çok yakışıklı görünüyorsun maşallah. 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 Mehmet Yılmaz, Yılmaz 04. Uğuzhan. Evet. Halil, Yasemin, Evrensel Yaşam, Aylin Dagli, Dağlı, Aylin 3233. Nur Hilal, Esra Toprak, Burhan Özsoy, Kaan, Uğur Bağış, Anıl Özer, İrem Özpak, Hocam maddenin ardındaki sır ve kuledeki küçük adam kitaplarımızı okudum. Bu konuyu biraz daha dikkat detaylı anlatabilir misiniz? Teknik olarak evet, her şey de beyninde oluşuyor. Bunu anladım ama bu bilgiyi hayatımda nasıl kullanabilirim? Hiç unutmadan nasıl yaşayabilirim? Hızlı koşan adam 32. Gelişine konuşan. Ne kadar şahane isimler bunlar. Helal olsun. Alem delikanlı gördü. Kralsın Aslan Adnan Hocam. Dans videolarını seyrettim diyor. Sizi yine dans ederken görmek istiyoruz. O asil delikanlı heybetinizi diyor. Maşallah. 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 Elif 93. Mason sırlarından tut, kaşıklı oyun havalarına kadar bilmediğiniz bir şey yok. Her gün 6 saat canlı yayın. Hangi ara bunları öğreniyorsunuz Adnan Bey? Osman Kurt, Mehdi'nin vefatı aracındayken olur demiştiniz. Evet, rivayette öyle diyor. Feceten diyor. Bir rivayette de yatağında vefat eder diyor. Ama vasıtasındayken feceten biraz detaylı. Tabii
biz Mehdi zuhur ettiğinde, yani Mehdi olduğunu umduğumuz kişi zuhur ettiğinde vefatında da anlarız. Evet. Yani hangi hadise uygunsa. Heval Dersim 47. İsa'nın vefa şekli belli mi, şehit mi denilecek acaba diyor. Bir bakalım, o da detaylarda olabilir. Şii kaynaklarda çok oluyor. Türk İslam Birliği'ni savunarak en büyük ırkçılığı yapan siz değil misiniz? Ya Türk İslam Birliği deyince tabii Türklük alemi de birleşeceği için o bölüm mühim bir blok. Yani onu söylemezsek bilemezler. Şimdi sırf İslam Birliği dersek tamam ama yani Türklük alemi ne kapsadığını anlayamayabilirler. Evet. O yüzden, yoksa hepimiz Hazreti Adem'in evlatlarıyız. Yani bir Türk üstünlüğü iddiamız yok. Mantığı da olmaz bunun. Spas, Bas, Cizire. PKK ile asla baş edemeyeceksiniz. Tüm dünya bizi destekliyor. Öldürmekle bitmeyiz. İdeolojiler öldürmekle bitmez. Ya kardeşim, biz zaten öldürmeye karşıyız. Ya öldürmeyle meseleler hallolacağına inanıyoruz. Fikirle hallolur. Düşünceyle hallolur. Tüm dünya sizi destekliyorsa bu PKK'nın Deccal olduğunu gösterir. Evet. Çünkü bütün dünyayı fetheder diyor Deccal. Evet. Bütün dünya destekliyorsa Deccal'lığını da tasdik etmiş oluyorsun. Evet. Öldürmekle bitmeyiz. Olur mu canım öldürmekle? Allah vermesin yani, hiç istemez ama Hitler bitti. Öldür öldüre bitti. Efendim. Mussolini öldür öldüre bitti. Ya bitmez diye bir şey yok. Terör örgütleri de öldür öldüre bitiyor yani. Fakat yol yöntem değil bu. Adam yaşasın, fikrini değiştir. Niye adam öldürüyorsun? Hocam, şeytan inkar edenlere şöyle sesleniyor. Bugün sizi insanlardan bozguna uğratacak yoktur. Ben de sizin yardımcınızım. Diyor şu an. Tabii. Türkiye kendine hamur açamazken bize nasıl mantı yapacak diyor Azerbaycan'dan birisi. Türkiye devletinin öncelikle PKK'yı temizlemesi, kendi ülkesinde iç huzuru ve istikrarı sağlaması gerekir diye düşünüyorum. Acaba yanlış mı düşünüyorum diyor. Doğru. Önce PKK'yı Türkiye'nin silip süpürmesi lazım. O zaman liderlik hakkıyla ona yakışır. Adam o zaman der, sen daha sana yapışan paraziti temizleyemiyorsun der, değil mi? Tabii. Önce o paraziti temizle, sonra bizi kurtar der. Evet. Onun için bir an önce PKK'nın temizlenmesi şart. Fataliyeva, Sakina. Evet. En ciddi savaş Hizbullah. Yani İran. Ahrar-ı Şam, Nusra ve Ceyşül İslam arasına geçiyormuş. Buna da gerek yok ya. IŞİD doğrudan Esad'la çok savaşmıyormuş. Esad ve İslami gruplar savaştıktan sonra açılan yerlere gidip oralara yerleşiyormuş. Diğer küçük gruplar sadece kendi köylerini, kasabalarını koruyorlarmış. Türkmenler gibi. Ya barıştıralım diyoruz ama Mehdi'nin dışında pek olmaz Allah alem. Evet.
Türk İstanbul'da ya, Türklerin içerisinde Musevi Türkler var. Hristiyan Türkler var. Biz onları da birleştireceğimiz için onu ayrıca söylememiz gerekiyor. Yani bayağı Hristiyan Türk var. Musevi Türk var. Hatta Budist Türkler var. Çok fazla. Evet. Şimdi onların birleşmesi mevzu bahis. Bugün Ceyşül İslam Laskiye'deki Rusya üstüne Scud füzesi atmış. Adamlarda her türlü füze varmış, baksana. Özetle bir veren çatışmasınlar ya. Yazık güle ona bir çözüm bulunması lazım. Andan hocam diyor, gözleriniz iyi görüyor mu diyor. Şahin, Kartal. Ben 60 yaşındayım. Muayeneye gittik. Hanım doktor o şeyi gösterdi, panoları. Baştan başladım, en aşağıya kadar saydırdım. Maşallah. Orada görevliler, hay maşallah dediler yani. Yine bir kere daha muayeneye gittim, orada da öyle. Tepeden tırnağa hepsini saydırdım. Maşallah. Tek tek. Şunu aç, şunu kapa, şunu kapa, şunu aç dedi. Tek tek. Hepsini saydık. Böyle çok küçük yazılı çeşitli yiyecekler oluyor veyahut işte ilaç kutusu gibi ona benzer şeyler oluyor. Geçenlerde Tarkanlar'a gidiyoruz. Bana bir çikolata verin dedim. Çok ince, çok küçük yazılar böyle içindeki. Ya bunun içinde neler var dedim. Verdim, okuyamadılar. Bana verin dedim. Hepsini böyle tepeden tırnağa okudum. Çok şaşırdılar maşallah. Mesela Hizbullah 1500'e yakın askerini kaybetmiş. Önemli komutanı falan. Yazık, günah değil mi ya? Mesela İran, Hizbullah, İran askerleri, Sünni askerler, işte Ahrar-ı Şam mı nedir onlar? Tam Ahrar-ı Şam değil mi? İşi de yazık ya. Hepsine yazık yani. Zaten zor şartlarda yaşıyorlar. Cehennem gibi ortalık. İttifak etsinler. Ama Mehdi zuhur etmeden ittifak etmeyecekler belli. Daha da artacak. Ama daha sonrasında Allah bir rahatlık verecek Mehdi ve sizin. İnşallah. İnşallah. Müslümanların birbiriyle olan kavgaları, anlaşmazlıkları ancak sevilen bir insan etrafında toplanınca biter. Bir hanım yazmış. Kusura bakmayın Adnan Bey, tipim kedi olmaya yetmiyor diyor. Ya böyle bir vesveseler oluyor, kendini hiç beğenmiyor ben. Şaşırıyorum genç kızları. Sen bir gel bakalım, neye göre kendine karar veriyorsun? Hayır, tipin de olmazsa sen samimiysen. Dostuz, kardeşiz yani.
Yok yok, Selami Altınok hiçbir şekilde kabul etmesine görevden alınması konusu. O çok karanlık. Yani asla. Hiçbir sebep yok. Hayır ya, Cenab-ı Allah bir şeye kaderde hükmedecek, hayır olunca her şey tam o şekilde oluyor. İnşallah. Gayet sakin yaşıyordu Suriye'de, Irak'ta herkes. İşinde gücündeydi. Cenab-ı Allah'ın dediği talep bir geliyor. Mehdisini zahir etmesi gerekiyor. Dünya her cümerç oluyor. Daha önce Irak sonucu sakindi ya. Suriye sonucu sakindi, Libya falan, herkes işinde gücündeydi. Kimsenin aklının ucunda geçmiyordu böyle şeyler. Birden ani bir patlamayla ortalık birbirine girdi. İnanılmaz değişti her şey. Cenab-ı Allah sevilmeyi çok seviyor. Yani kendisinin sevilmesini, kulların birbirini sevmesini. Aşkı seviyor Cenab-ı Allah. İnşallah. Allah sevgidir. Yani sevgiye çok önem verir Cenab-ı Allah. Sevgi olmasa zaten hiçbir şeyin anlamı kalmıyor. Bak, sırf Mehdi'sini sevdiği için dünyayı İslam'a hakim ediyor. Yoksa direkt kıyameti koparır Allah. Tabii. Anlı şanlı bitsin İslamiyet. Dünya mesela Hristiyanlığı da anlaşanlı bitiriyor Allah. Onlar da şirk içindeyken alır, boğar, bitirir hepsini. Müslümanlar da şirk içindeyken hepsini toptan yok edebilirdi. Ama hem Müslüman alemini şirkten kurtarıyor önce, Hristiyan alemini de şirkten kurtarıyor. Hristiyanlığı anlaşanlı haline getiriyor. Müslümanlığı en anlaşanlı hallerine getiriyor. Peygamberimizden sonraki en anlaşanlı hal. Sonra da hakimiyeti sağlıyor. İnşallah. Ne kadar? 7 veya 9 sene. Sonra da kıyameti koparıyor. İmtihanı yapıyor ki seven sevmeyen belli olsun. İnşallah. Ne kadar çok Allah'la alakasız insan var yani. Hayret ediyorum ben sokakta gezerken, televizyon seyrederken, televizyon dizilerine bakıyorum. Allah Allah. Ya kapı kelimesi mesela 100 kere söylüyor belki. Toprak, sandalye, saat, her şeyi söylüyor. Bir tek Allah demiyorlar ya. Hayret edecek şey ya. İnanılır gibi değil. Yani bu ne özen böyle ya. Bu ne kadar yakışıksız, çirkin bir özen. Tek kelime Allah demiyorlar ya. Ya inşallah de ya, maşallah de ya. Allah'a şükür de. Nasılsınız diyor mesela size. Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız diyor. Ya Allah'a şükür iyiyim de ya. Özenle ne olmuyor? Geçen gün anlattığınız samimi anlatımla çoğu insan yazmıştı Adnan Bey. Siz Allah'ın verdiği domatesi yiyorsunuz, Allah'ın verdiği havayı soluyorsunuz, Allah'ın verdiği bedeni kullanıyorsunuz ama Allah'a şükretmiyorsunuz, teşekkür etmiyorsunuz. Bu büyük nankörlük demiştiniz. Gerçekten insanlar çok böyle bu anlatımdan çok etkilenmişler. Onları yazıyorlardı hocam. Tabii ya, denizin kenarına masayı kurduruyor. Istakozlar, balıklar, havyarlar, efendim, rokalar, yoğurt, meyveler böyle üst üste yığılmış çeşit çeşit meyveler, çeşit çeşit meyve suları. Allah onlara göz vermiş, onları görüyorlar. Yani şuur, kokularını duyuyor mesela. Muzu alıyor, kokluyor, açıyor, paketlenmiş gibi yiyor. Tek kelime Allah'tan bahsetmiyor. Umurunda bile değil kimin verdiği. Sadece Allah'ın verdiği nimetleri yiyor o kadar.
Nimetin kimden geldiği onu hiç ilgilendirmiyor. Allah da tabi sonsuz sabırdır. Allah sabredici de yanlış anlıyorlar. Sonra da Allah onun canını bağırta bağırta alıyor. Yani sen nasıl göremezsin ya? Muz bak tutuyorsun. Aslında nefis bir koku, nefis bir kıvam, vitamin, mineral, protein, ne arıyorsan var içinde. Çok özlü besleyici. Bal gibi şekerli. Hiç merak etmiyor musun ya bunu kim yarattı diye? Çamurlu sulardan tesadüfen oldu diyor. E o zaman Allah seni işte çamurlu suda boğar. O zaman cehennemde kan irin içersin. Meyve suyuna sen şükretmezsen, nimete şükretmezsen, Allah o zaman ahirette kan irin içirtiyor. Sınırım. Eğer şükrederseniz gerçekten arttırırım. Eğer nankörlük ederseniz şiddetin pek azalır diyor. Tabii. Başka bir ayette de şeytan Allah'a sınırım. Sizin için kulaklar, gözler ve gönüller inşa edendir. Ne az şükrediyorsunuz? Bak kulaklar, gözler. Evet. Görme ve duyma. Ama gönül. Gönül de şuur. Yani onu idrak etmek. Allah'ın verdiği nimetleri genelleme yaparak bile sayamazsınız diye söylüyor. Ve yine başka bir ayette nimetten sorguya çekeceksiniz diye biliyorum şu an. Ya kardeşim göz, bazen insan gözünü çıkartıyorlar. Adli tıpta falan da kadar var. Gözü kesiyorlar. İçindeki jöle, yani saydamlıkla alakası yok. En fazla şu jöle var ya, satılan jöle. Onun kıvamında. Öyle bir jöleyi sen bir kürenin içerisine doldur. Küre biçiminde bir şeyin içine. Ondan ne ışık olur, ne görüntü olur. Ya şu görüntünün kalitesine bak, bir de oradaki görüntünün meydana geldiğini iddia ettikleri sisteme bak. Adnan Bey, Allah bir ayette şeytanın Allah'sının şeytan onların yapıp ettiklerini süsleyip çekici kıldı. Böylece onları doğru yoldan aldı koydu diye bildiriyor. Oysa onlar görebilen kimselerdir diye bildiriyor. Ya gözün içindeki bu yapıdan böyle bir kaliteli görüntü çıkması mümkün değil teknik olarak. Hangi bilim adamına sorarsan sorun. Gidip sorsunlar. Mümkün değil. Evet, şimdi kısa bir ara verelim, devam edelim. Yayınımıza kısa bir aradan sonra tekrar devam edeceğiz inşallah. Hoş Sohbetler programımız burada sona eriyor. Biraz sonra Adnan Oktar'la Sohbetler programı başlayacak inşallah.